A3 artı A13 arkadaşlar A8'in iki katıdır. Çünkü 3 ve 13'ün indisler toplamı bakın 16, 8 böylece nasıl olması lazım? Karşılıklı toplamların eşit olması için indisler toplamının eşit olması gerekiyordu. Bundan dolayı aslında 2 A8'e eşit. Haliyle bu toplam bize e, şu A3 A olarak verilmiş. O zaman bu toplamda doğal olarak 2A olacaktır. B şıkkı. 3 ve 243 arasına 3 tane tam sayı yerleştireceğiz. Bakın 3, 243, 1, 2, 3 sayı yerleştirirseniz artık dizi 5 sayılık bir dizi olacak. Ve A1 3 olacak. A5 de 243 olacak. Böylece 243 eşittir. 3 çarpı... Ee, r'yi bilmiyoruz. r üzeri 4 diyeceğiz. Bölünce 81 eşittir. r üzeri 4'ten r 3 gelecek. Bu 3 sayının toplamı sorulmuş. 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3 27. 27 çarpı 3 81. Böylece 81 9 daha 90. 27 daha 117. D şıkkı olur. n tek olduğu için a 9 o zaman arkadaşlar 3 üzeri 9 eksi 1 olacak. Eksi Yine a 7 de 3 üzeri 7 eksi 1 bir de önünde eksi var artı 1 oldu. A8'e geldiğimiz zaman 3 üzeri 8 artı 1 diyeceğiz. Eksi 9 çarpı A bu da 3 üzeri 6 artı 1 bir de önünde eksi var. Bir de önünde 9 var. Eksi 9 olacak. Buradan yola çıkarak o zaman bir bakalım. Şu artı 1 eksi 1'ler gitti. 3 üzeri 7 parantezinde 3 üzeri 2 eksi 1 diyebiliriz. Aşağıda da arkadaşlar burada 3 üzeri 8 3 üzeri, 3 üzeri 8 artı 1, 3 üzeri 6. Bunun içinde ne söyleyebilirim bakın. Şurası 3 üzeri 8'dir. 3 üzeri 8'ler komple gider. Ve 1 eksi 9'dan eksi 8 oldu. Şimdi burası zaten 9 eksi 1'den 8 yani eksi 1 yaptı. Eksi 1 çarpı 3 üzeri 7 C şıkkı. A1 15 A5 nedir diye sorulmuş. Bakalım A2 eşittir 6 eksi 2 verdik bakın. 4 bölü 2 çarpı A1. Sonra 3 veriyorum. Böylece A3 eşittir. 3 bölü 3 çarpı A2. 4 veriyorum. A4 2 bölü 4 çarpı A3 ve A5 diyorum. 1 bölü 5 çarpı A4. Taraf tarafa çarptığımız zaman A2'ler, A3'ler ve A4'ler sadeleşecektir. Böylece A5 eşittir. Buradaki şu dörtler gitsin, bu üçler gitsin. Ee, geriye şu 2'ler gitti. A5 eşittir. 1 bölü 5. A1 kalmış oldu. A1 zaten 15'ti. Demek ki cevabımız 3'müş. B şıkkı. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece. Bu yüzden 24 artı 24 artı x. 24 artı 2x ve 24 artı 3x diyebiliriz. Böylece bakıyorum. 96 artı x 2x 3x 6x yaptı. Eşittir 360. 6x eşittir. 360'dan 100 çıksa 260 olurdu. 4 ekliyoruz o yüzden. 264 diyeceğim. 6'ya bölelim. Buradan da 240 olsa 40 demek ki 44'müş. x 44 olduğuna göre en büyük iç açı şu arkadaşlar. 44 çarpı 3 132 artı 24'ten 156 oldu B şıkkı. Bir dizi hem aritmetik hem geometrikse tek bilgi o da bütün elemanların birbirine eşit olması. Bu yüzden 2AB eşittir AB kare sıfırdan farklı olduğu için A'lar sadeleşir. B'ler de sıfırdan farklı olduğu için sadeleştirme hakkımız var. B 2 olur. A artı 2 de yine eşitleyelim bir tanesine fark etmez. A artı 2 artık buraya da B gördüğüm yere 2, 2 yazarsam 4A olur. Ee, A da buradan arkadaşlar bakıyorum 3, 2 bölü 3 oldu D şıkkı. A8 eşittir A7 artı A6 arkadaşlar. A7 eşittir A6 artı A5 olur bu kurala göre. Taraf tarafa çıkarırsam A8 eksi A7 eşittir A6'lar gitti. Buradan da A7 eksi A5 oldu. Atarım diğer tarafa. A8 artı A5 eşittir. 2 tane A7 yani 2 çarpı 4'ten 8 cevabımız B şıkkı. Bu sizin baskınızda düzgün olabilir ama bende yanlışlıkla A7 olarak çıkmış arkadaşlar. Onu A11 yapacağım. Sizde de öyleyse düzeltin. Şimdi A1 olduğu için hepsini A1 cinsinden yazayım. A1 9D artı A1 6D eşittir 6. A1 artı 10D eksi A1 eksi 4D eşittir 2. Böylece A1'ler gitti. 6D eşittir 2 oldu. D arkadaşlar 1 bölü 3 oldu. D'yi yerine yazarsak 2 tane A1 artı e, 5 olacak. Eşittir 6 çünkü 9D 6D daha 15D. 3'e böldüm 5. A1 bu yüzden 1 bölü 2 olmuş oldu. A şıkkı. S15 A1'den A15'e kadar olan sayıların toplamı S10. A1'den A10'a kadar olanların toplamı. Dolayısıyla bunları taraf tarafı çıkarınca buraya kadar olan kısımlar gidecek. A11, A12, A13, A14 ve A15 kalacak. Yani aslında kısacası şudur. A11 artı A15 bölü 2 çarpı terim sayısı yani 5. İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı yapabiliriz aritmetik dizinin toplamında arkadaşlar. O yüzden böyle yazmanıza gerek yok. Sadece gösterdim ben. Eşittir 185. Buradan A11 artı A15 eşittir 74 oldu. Şimdi A11 dediğim nedir? A1 artı 10D. A15 A1 artı 14D. Böylece A1 zaten 1. 2 artı 14 14 14'te evet 2 artı 24 24'te olacak pardon. 2 artı 24'te eşittir 72. D de buradan 3 geldi. D şıkkı ortak fark. Hemen yerlerine yazayım. A7 arkadaşlar A1 artı 6 R'dir değil mi? Haliyle o zaman burada 2 R de A1'in kendisi A7 gördüğüm yere 8 R ye yazabilirim. A3 arkadaşlar A1 artı 2 R'dir. Dolayısıyla 4 R olur. A5 A1 artı 4 R'dir. Bu yüzden bu da 6 R olur. R sıfır olamayacağı için sadeleştiriyorum. Böylece R buradan 1 bölü 3 geldi arkadaşlar. A11 dediğimde A1 artı e, kaç olacak? 10R olacak. Böylece 10R artı bir de bu var. 2R 12R. Yerine yazdığımız zaman 12 çarpı 1 bölü 3 4 D şıkkı. B5 sormuş. O zaman N 5 olacak. Burası K eşittir 1. AK haliyle A1 araya artı koyacağız A2 araya artı koyacağız A3 A4 ve A5'i bulacağız. 1 arkadaşlar N'ye bakacağız çünkü şu an hep e, gördüğünüz gibi N'ye baktığımız zaman 1'in 3'le bölümünden kalan 1 o zaman N'ye eşitmiş 1. 2'nin 3'le bölümünden kalan 2 -2 diyeceğiz. 3'ün 3'le bölümünden kalan 0 bu yüzden direkt 0 yazacağız. 4'ün 3'le bölümünden kalan 1 olduğu için 4 yazacağım. 5'in 3'le bölümünden kalan 2 olduğu için Buraya da eksi 5 yazacağız. Böylece topladığımda eksi 7 artı 5 eksi 2 olacak A şıkkı. Formülümüzü bir hatırlayalım. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R idi arkadaşlar değil mi? Şimdi A çarpı R üzeri N eksi 1 neye eşit arkadaşlar? Son terime eşit doğru mu? Böylece şunu söyleyebiliriz bakın. R üzeri N eksi 1 B bölü A'dır. Tabi pardon şöyle üstünde N eksi 1. Ortak çarpanımız ne? 2. 2 üzeri N eksi 1 B bölü A yapar. Böylece 2 üzeri N bölü 2 B bölü A olacaktır. R artık 2 olduğu için buraya yerine yazıyorum. 2 üzerine 2 B bölü A. Yazıyorum artık. 1 eksi 2 B bölü A yazıyorum. Aşağısı zaten eksi 1. A 1'di arkadaşlar A'ydı. Böylece dağıttığımız zaman a eksi 2b ve bir de eksi ile çarparsam aşağıda eksi 1 olduğu için 2b eksi a olacak d şıkkı. a3 üzerinden gideceğim arkadaşlar. Bakın şimdi a3 reküp. a2 yerine ne yazıyorum? Dikkat a3 bölü r nasıl ki a3 a2 çarpı r ise o zaman a, r de arkadaşlar a3 bölü r olacaktır. a2 pardon. Sonra A4 yerine A3R yazıyorum. Karesini aldım. A3'ün karesi R2'nin R'nin karesi. A3'ün karesi bölü R kare olacak buradan da. Şimdi yukarısı A3 parantezinde R üzeri 4 eksi 1 bölü R. Payda eşitledim. R küp eksi 1 bölü R nasıl payda eşitlenir? İşte böyle. Aşağıda A3'ün karesi parantezinde yine payda eşitle R üzeri 4 eksi 1 bölü R kare olur. Bunlar gitti. Bunlar gitti. 1 bölü A3 yani 1 bölü 12. R üzeri 4 eksi 1'ler gitti. Sonra arkadaşlar bir de burada e, 1 bölü R olduğu için ters çevirirsek R bölü 12 eşittir. 1 bölü 4. Buradan da R 3 yaptı. R 3 olduğu için artık A4 eşittir. A3 çarpı R'ydi. 12 çarpı 3 36 oldu. A Hangi şık oluyor? D şıkkı. 18'in en büyük tek tam sayı böleni 9'dur. Haliyle bu arkadaşlar ilkinde 9 olacak. 9'un 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için bu formülü kullanacağız. 9 artı 2'den A 18 11 olur. A yani 12 yani 12'nin arkadaşlar en büyük tek tam sayı bölümünde nedir? 3'tür. 3'ün 4 ile bölümünden kalan 3 olduğu için bunu kullanacağız. 3 eksi 1'den 2 olacak. Farkları da böylece 9 oldu. D şıkkı. A 6 arkadaşlar buradaki tek kuvvet olacağı için 5 yerine yazınca Eksi 1 üzeri 5 tek haliyle a5 eksi a5 bölü 2 olacak. Yani a5 bölü 2 olacak. Haliyle bu 9 olduğu için a5 de 18 olacak. Sonra a5 eşittir. Burası artık tek sayı değil çift sayı olduğu için a4 artı a4 bölü 2'den 3a4 bölü 2 olacak. Böylece bunlar sadeleşirse 6 12 olacak arkadaşlar. A4. Sonra A4 de buradan 12 yaptığı için 12 eşittir. A3 bölü 2 diyeceğiz. Neden? Çünkü A3 eksi A3 bölü 2. Böylece A3 de 24 olacak. 24 eşittir 3 A2 bölü 2. Sadeleştirirsek A2 de buradan 16. 16 eşittir A1 bölü 2. A1 de 32 olur. B şıkkı. Geometrik dizi demiş. Bu yüzden A1 çarpı R üzeri 6 diyorum. Neden A1 ile başlıyorum? Hem A1'i buluruz böylece. Yani yorum yaparız hem de Sonuç olarak bunu bazen diyoruz ya birinci terim cinsinden bütün terimleri yazarız. Bu yüzden artı 12 çarpı a1 re kare. Şimdi a1 r üzeri 4 parantezinde bu ikisine bakın re kare eksi 1 olur. Sol tarafa attım 12 çarpı a1'in re karesi. Pozitif olduğu için a1'leri sadeleştirebilirim. Bunları da sadeleştirebilirim. re kare çarpı re kare eksi 1 eşittir 12 oldu. R üzeri 4 eksi R kare 12 yaptı. Burada isterseniz çarpanlarına ayırma yoluyla da düşünebilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar R gördüğünüz yere 2 yazarsanız 16 eksi 4'ten 12 olduğunu görüyoruz. Artık A 1'e eksi 1 bölü 2 artı 2'den 3 bölü 2 derim. A 8'e de A 1 çarpı R üzeri 7 olduğu için A 8 eşittir 3 bölü 2 çarpı R'yi de 2, üzeri, 2 bulduk. 2 üzeri 7 geldi. Buradan da 192 oldu B şıkkı.